aleyhissalatü vesselam biror marta yolg'on gapirmaganligilarini hamma sahobalar biladi. Shuning uchun ham Imom Buxoriy hazratlari hadislarni rostini yig'ishlik mahalida juda katta bir uslub ila yig'dilar. Aytardilar ki bu hadisni kimdan eshitdingiz? Balonchidan eshitdingiz desa, o'sha odamda avval oldidagi odamlardan shu odamni yolg'on gapirmaganligiga ikkitadan guvoh keltirardilar. İkide üçte guvah gelip bana şu adam yalan gapirmegen hayatı da deseler, kegin o şu adamın gapını alardılar. Siz doğru ayetsiniz. Siz kimden eşitirdiniz bu hadisini? Ben palancıdan eşitirdim. O şu adam da aldı gibi olup, yine o adamın yalan gapirmegenliği doğrusu da ikide guvah da geldiğinden kegin bu hadisini yazıp, siz kimden eşitirdiniz deyip, ahire Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar getirip vardı. Zira bu zatı davrda bulmayan bu sahan en ahirge eşitken adamge sahabe geçe o şey sırsıyla ulanıp boradı hadisli rastlıkıda raviyleri. Bana şimdi kılıp İmam Bukhari hatta bitti hadisli de yarım devletti yarım alanda aylanıp çıkan kayıtlara hamur olken. En ahir bir gün bir hadisini izlep izlep bir çay geçeken de o şu adamı bilse, o şu adamı tasdiklengenden ki, o adamı gapiden ki şu hadisdir, rast hadisdir yazışları gerekir. Çünkü en ahirgi raviyge yetip geldi. Sorab en ahirgi raviyge geldi. O adam uzun bağda hayvan vakiyat geliydi. Şimdi İmam Bukhari hani o adamı aldı ki kirli atıldılar. Şimdi eteklerini kurtarıp hayvandı avukat işlikke çarlak mahde çakırgenini kurup kaldı. İmam Bukhari tohtadılar da orkası ki kayıtıp gitti. Karı adamı tohtayın ki mihman, neyi kendisi, neyi kendisi kol yapısı de geldi. Ben şu bir de hadisli bulançıdan eşittim, işte orada kalıp en ahire sizge yetip geldim. Sizden hem eşitler demeyiz ahire gibi abi bula, şu hadis rast buladı. Lekin sizden indi bu hadisli eşitsem hem rast ekenlikle şüphe buldum. Ben rast diye almıyorum çünkü siz hazır eteğinizde hiç nesi yok, kuruk eteğini açıp hayvanla çakırıp yolgun yapırdınız. Tilsiz hayvanla yolgun yapırken adam da indi ben rast hadis varlığı iş almıyorum. Şünçelik derecede yolgunçilikten kaçtı. Şunun için hem İmam Buhari Hazretleri en rast hadisli yıkıp vergenler. Aytaylik de azizler, özümüzge özümüz bir savol beraylik. Biz bir kunda biror marta ham yolg'on gapirmasdan o'tkiza olamizmi? Ming afsuski bu hammamizda bor illat. Hammamizda bor illat. Yolg'on gapirmasdan bir kunda o'tkizib olsak alhamdulillah deyishimiz kerak. Hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirib qo'yamiz. Bir narsani bahona qilib yolg'on gapirib qo'yamiz. Lekin imkon qadar harakat qilish kerakki, agar yolg'on gapirmasdan hayot kechirsak, jannatni o'rtasidan bizga qasr borligini esdan chiqarish. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhterem azizler, kadirli dindoshlar, yurtdoshlar, muhterem otaxonlar, muhterem onaxonlar, mo'minsofa singillar. Yurtidan, oilasidan uzoqlarda yurgan musofirlar, butun olamdagi dindoshlar. Hammalaringizni xonadoningizga va kaminaning xonadoniga barchalarimizni xonadonimizga Allohning rahmati yog'olsin. Alloh mag'firatiga olsin. Ha azizlar, bugun insoniyat og'ir imtihonni, og'ir sinovni boshdan o'tkazyapti. Virus kasalligi chiqqandan beri bir necha marotaba bu haqida gapiryapmiz. Va odamlarni albatta vahima qilmaslikka ham chaqirib turibmiz. Bugun ham mana shu haqida gapirmoqchimiz. Azizlar, bugün Allah Ta'ala bizge acil bir imkaniyatını verildi. Bizim kolumuzdan duadan başka ne mekeledi azizler? Tabip emezsiniz biz davar edilen, lakin manevi tabip ekelimiz. Tabipler uzun işini kıl yaptı, koledan ki genelce. Mutakassisler uzun işini kıl yaptı. Biz ahli ilimler ise domlalar azizler manevi şifakarımız. Çünkü biz ham uzunumuzun işimizini kıl edildik dedik. Bugün sizler bilen ertengi buladığın baraat keçesi hakkıda yaklaşmak için.
Beraatning fazilati, ya'ni beraat kechasi bu Shabon oyining 14 dan 15-inchi o'tar kechasi hisoblanadi. Nisfu Shabon deydi, Shabon oyining o'rtasi. Bu kecha haqida juda ham fazilatlar haqida gaplar ko'p. Juda ko'p eshitgansizlar, hozir ham aytilyapti. Bu kechaning beraat kechasi deyishligi, ya'ni qutulish, ozod bo'lish degan ma'nolarida. Alloh taolo bu kuni juda ko'pchilikni do'zaxni azobidan qutqartiradigan, ozod qiladigan kun. Shuning uchun beraat deydi. Bu kun juda ham foydali kun. Bu imkoniyat azizlar. Duo qabul bo'ladigan imkoniyat. Shuning uchun bir nechta hadislar bor bu to'g'risida. Men Oyisha onamizning o'zlarini aytib bergan gaplari bilan boshlamoqchiman va mana shu hadisni bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi qilib olmoqchiman. Oyisha onamiz aytib bergan ekanlar. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa wada'a anhu thawbayhi thumma lam yastatimma an qama falabasahuma fa akhadhatni ghayratun shadidatan. Oyisha onamiz aytibdilar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mening uyimga kirib keldilar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhi salom Oyisha onamizni oldilariga kirdilar. Kiyimlarini yechdilar deydi-da, keyin birdan yana tez kiyimlarini kiyib uydan chiqib ketdilar. Manda deyapti, bir rashk uyg'ondi, qattiq bir rashk uyg'ondi ki, meni uyimga kirib, nega chiqib ketdilar, dedi-da, boshqa kundoshlarimni uyiga bordilarmi-ken deb orqalaridan chiqdilar. Bilmadilar, orqalaridan poylab bordim deyaptilar, qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasidan qayerda topganini aytyapti azizlar. Yarim tun, o'shini e'tiborga olishingizni xohlayman, yarim tun. Orqasidan borsam dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni baqiy qabristonida topdim. U zot o'sha joyda duo qilib turgan ekan. Alloh taolodan barcha mu'minlarni, shuhadolarni mag'firat qilishligini so'rab duo qilayotgan ekan. U holatni ko'rib, xijolat bo'lib ketdilar Oyisha onamiz. Aytadilar ki, men shuni ko'rdim-da, orqalaridan turib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab, ota-onam sizga fido bo'lsin, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Siz Robbingizning ishi bilan mashg'ul ekansiz, men dunyo ishi bilan sizni orqangizdan kelib mana dedim-da orqamga qaytib ketdim. Uyga borganimda xansirab qolgan dedilar. Birdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldilarda menga qarab, "Ya Oyisha, bu qanday nafas olish?" dedilar. Hayron bo'ldim, ya'ni xansirab turgan. Shunda men bo'lgan voqeani aytib berdim. Orqalardan borganimni va duo qilayotganimni ko'rib qaytib kelganimni aytib berganimda Uzat menga qarab, "Ey Oyisha, Alloh va uning rasuli senga adolatsizlik qiladi deb qo'rqasanmi?" dedilar. "Bal atani Jibroil alayhi salom, balki menga Jibroil alayhi salom keldi." Faqala aytdiki Jibroil menga kelib, "Hadihi layla laylatul nisf min Sha'bon." Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bugun Sha'bonning yarimi, ya'ni 14-dan 15-ga o'tar kechasini aytyapti. Yarimi ismi Sha'bon. Bugun Alloh haqqazza va jalla kal qabilasining qo'ylarini, junlarini adadicha odamlarni do'zaxdan ozod qiladigan kun dedilar Jibroil alayhissalom. Kal qabilasi bo'lgan ekanlar o'sha mahalda. U qabila eng qo'yi ko'p qabila bo'lgan. O'sha hamma qo'ylarning ustidagi tuklarini, junlarini bir-bir sanab chiqsa, nechta bo'lsa, shuncha odamda har yili baroat kechasida do'zaxdan ozod qilarkan Alloh. Buni Jabroil alayhissalom kelib menga aytdilar deb aytayaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'sha kuni Alloh haqqazza va jalla endi muhim joyini aytmoqchiman sizlar. La yandamullohu fiha illa mushrikin va la ila mushahin va la ila qati rahim. Bu kuni Alloh haqqazza va jallaning hammaga rahmati tushib, gunohlari kechirilib, do'zaxdan ozod qilinar ekan, lekin bir nechta toifa kishi bor deyaptilar payg'ambarimiz. La yandamullohu fiha ila mushrik. O'sha kuni mushrikka rahmat nazar bilan qaramaydi. Mushrik kim? Allohga boshqasini sherik qilgan. Xoh u narsa bilan sherik qilsin, xoh u bir inson bilan, nimaiki bo'lsa, ilohiyatda Allohga bir sherik qilib mushrik bo'lgan odamga Alloh taolo qaramasin. Ikkinchisi vala ila mushohin, xusumatchi odamga. Xusumatchi odamni ham Alloh taolo shu kuni qaramaydi.
Karayın neçin milyar adamda duasını kabul kılıyaptı. Peki müşrikli husumatçı yani birbirine mumun musulman böyle düşmanlık kılıp yürüyüşü adamdı. Gidenleşip düşmanlık kılıp yürüyen adamdı. Duası kabul bulmuyordu o şükürünü. Onge Allah da Allah karamıyla. Ve la ila qati rahim. Qati rahim ile ham karamıyla geldi. Yani karandoş uruğudan yüz okur var geldi. Karandaşçılığı uzup koyduğun adam diye o şükürlü duası kabul bulmaydı. Vela ile muslimi ve kibir noktayı nazardan kimini yerge asıltırıp yürüyücü. Yani bu Araplarda olsa ki o şu davulca şuna kıhas bulunurken ki kim o şu kibirli olsa köylegini yerge sudratı yürürken bu kibir alamak. Yani kibir ankalarken şunun için böyleden bilene türüptü ki yani mütekebbir adamdı. Ungeyem Allah Ta'ala karamıyor. ولا الى عاقب والديه واتى اناسه اخ بولغان اتى اناسını narazı kılgan اتى اناسına اخ بولغان adamga ham şu günü Allah Teala karamaydı ولا الى مدمن خمر و مكسنان araq içişe berilgan araq içuvchi adamga ham şu günü Allah Teala karamaydı. Bana şu gapı peygamberimiz aittiler dediler. Sonra vada an hutabe ki kimlerini geçtiler de benden soradılar ki ya Ayşe ben namaz okusam meyle mi deyip soradım. Ben ata anam sizge fida olsun meyle ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedim. O zat namaz okudular. Fekame fesecede leylen tabilen hatta zanentu ennehu kubida. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz okup peşanelerini secdeye koyup şunaka uzak durdular ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhları kabız kılınıp olmadığım için de guma kılınmadım. Şunaka derecede uzak kılınmak için Resulullah'ın ruhları kabız kılındı mı ki? Canları alındı mı ki? Korkup gittim. Ve bari ayaklarını uçurken edip uzatlı ayakları kımırlı oldu. Ben özüm dikirdim. Kursan buldum çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek şu halatı tuttular. فَسَمِعْتُ يَقُولُ فِي سُجُودِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede durup bana bu duada kılgenliğini işitmişti. Dualarını oku birisiyle. اَعُوذُ بِعَافِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَتِكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ لَا اُحْسِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ deyip secdede dua kılgenliğini kurdu. فلما أصبح ذكرتهن له فقال يا عائشة تعلمتهن فقلت نعم عائشة أنامز اتدلر كي رسول صلى الله عليه وسلم شو دعوان قلبون يلردن كي من ارتلق بو خبرنا إسلت كندن وزاد يا عائشة وشو دعوان يطلب آل دين ندبلر من حاد كندن ونو وزين يم يطلب آل وشقلر يم ورقال منك ونو جبرال عليه السلام o'rgatdilar shuni sajdada shu duoni qilishlikda degan ekanlar. Inshaalloh bu duoni yozma tartibda yozamiz. Iltimos qilamiz, yozib beradilar sizlarga, o'qib boriladi inshaalloh. Demak, bu kun azizlar aynan biz uchun bugun muhim bo'lgan kecha ekan. Chunki hozir hammamiz Allohdan istig'for so'rayotgan holatdamiz. Hojatimiz so'raydigan holatdamiz. Eng asosiysi bugun boshimizga kelgan mana bu baloni ketkazishlikni bugun Allohdan so'raydigan kundamiz. Va men aytmoqchi bo'lgan narsam buni tayyorgarligi dedim boshida. Tayyorgarlik nima bilan bo'ladi? Mana hozir aytdimki, bir nechta toifaga Alloh taolo qaramasin ekan, ya'ni duosini qabul qilmasin ekan. Ular birinchisi mana bu mushrik. İkincisi bu husumat. Birbirimizge eğer husumat kılıp yürüyen bolçak, ertege beraat keçesi duayımız kabul bulmamasızlığı için bugün uzun mazur kovalışımız gerekiyor. Genelleşip yürüyenler, arzımagen derselerge genelleşkenlerimiz kanışır. İhtimal bizden hem şuna kabul edildi. Bugün bizi korup durgenden faydalanıp, ben kimi rencitken bolsam, kimi kalbige azar bulgen bolsam, ben uzun sorayım ben. Nemeki kılgen bolsak ölmezden bendelik bile kılgendirimiz. Allah bizi keçirsin. Ve biz kalbiye azap vergeller bizim keçirsin. Şunu gidek siz azizlerle birbirlerinizden huzur mazur kılın. İkincisi bana bu kibirlenip yürgenler. Mutekabbirlik denen şu bugün bir tavaziyle geçişimiz gerekiyor.
Ota onasiga oq bo'lganlarni ham bugungi kunda duosi qabul bo'lmaydi dedilar. Men barcha bugun uylarda o'tirgan ota-onalardan iltimos qilardimki, farzandlaringizni erkalik qilib bir oz sizlarni ranjitgan bo'lsa, rozi bo'linglar. Ularni gunohlardan o'tinglar. Shu o'rinda farzandlarim bugun ertaga baroat kirgunga qadar imkoniyatingiz bor ekan, ota-onangizdan uzr so'rab oling. Farzandlik qilib, beodoblik qilib qo'ygan bo'lsam, ertaga baroat kechasida men duosi qabul bo'lmaydigan, Allohning rahmat nazariga ishora bo'lmaydigan bo'lib qolmaydi deb uzr ma'zur qilaylik. Ichuvchi odam bo'lsa ham to'xtatib, endi tavba qilib shu kunga tayyorlansin. Bugun azizlar, buni qattiq duo qiladigan kunimiz. Bunga tayyorlanishimiz kerak. Qachon baroat kechasi? Shabonning 14-dan 15-iga o'tar kechasi baroat kechasi bo'ladi. Demak, o'sha kuni tunda biz kechasini tunaymiz, ertalabda esa ro'zasini tutamiz inshaalloh. Bu hozirgi kalendarimizda 7 apreldan 8 aprelga yoki 8dan 9ga 2 xil bo'lib qoldi. Oy ko'rinishi har xil bo'lib qolgan. Lekin ko'pchilik buni hozir tortishmaslikka maslahat beradi. Bir xilgilar aytibdi, falon-falon yurtlarda aytaylik 7-dan 8-ga o'tar kechasi debdi. Falonchilar bu debdi. Bizning O'zbekiston diniy idoramizda taqvimida 8dan 9gacha o'tar kechasi deyilgan. Hozir tortishadigan holatda emasmiz. Men bitta narsani aytgan bo'lardim. Keling azizlar, Alloh taolo hamma gunohlarimizni kechirib, do'zaxdan azob qilib, balolardan qutultiradigan kun ekan. 2 kunda ham ertaga 7dan 8ga o'tar kechasini ham 8dan 9ga aprelga o'tadigan kun tunini ham tunab qo'yaveraylik, chunki bugun bu muhim. Bugun mana bu balolarni ketkazishlik uchun ham, gunohlarimizdan qutulishlik uchun ham muhim. Baribir ham uyda o'tiribmiz, ko'pchilik bekor. Shuning uchun mana shu 2 kunini duo bilan o'tkazishlarini so'rab qolamiz. Alloh taolo baroat kechasiga hammamizni musharraf qilsin. Ko'pchilik so'raydi, kechqurun nima qilaydi? Men aytardimki, bu yerda maqsad istig'for ko'proq aytish. Nima qilib bo'lsa ham, Qur'on o'qiysizmi, nafl namoz o'qiysizmi? Nima qilsangiz qilingki, shu kunda tunda, shu tunda duo bilan o'tkazing. Bu kunduzini nafl bo'lsa tuting. Sog'ligingiz ko'tarmasa, roza tuta olmasiz mayli. Lekin imkoniyati borlar albatta nafl roza deb tutish kerak. Niyati ham nafl roza tutishni niyat qildim dedi. To o'sha bomdoddan shom vaqtigacha, xuddi Ramazonda tutgandek bir kun roza tutib qo'yinglar. Men yana maslahat berardimki, biz o'sha 8-dan 9-ga o'tar kechasi, baroat kechasida va 7-dan 8-ga o'tar kechasi ham harakat qilamiz birgalashib duo qilishlikka. Ko'proq hech narsa bilmasangiz, hech bo'lmasa Qulhu Allohu Ahadni o'qinglar. Chunki men buni ko'p aytayotganim, ko'pchiliklar so'rayapti, Qur'on bilmaydi, harakat qilsin, lekin bilmasa 3 marta Qulhu Allohu Ahadni o'qisa, mana shu Qur'onni xatm qilgan savobini oladi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom Qulhu Allohu Ahadni Qur'onni 3dan 1 qismi bilan barobar savobga ega bo'ladi degan. Ya'ni xatm qilgandek bo'ladi 3 marta o'qisa, yoki bo'lmasa istig'for ayting, yoki kalima ayting, qo'yingki nima qo'limizdan kelsa qilaylik. Muhimi tunda duo bilan o'tkazing. Ana o'shanda inshaalloh bu fazilatlarni topib olamiz va sizlar bilan baroat kechasida yana ko'rishamiz. Va umid qilamanki birgalashib duo qilamiz inshaalloh. Alloh shu kunimizga eson-omon yetkizsin. Baroat kechasini fazilatdan topishni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.